tekrar hoş geldiniz. Bugün birlikte çıtır çerez bir video çekeceğiz. Sizin için izlemesi çıtır çerez olacak ama benim için uğraştırıcı olacak. Daha önce birlikte kirpik lifting videosu çekmiştik. Benim o gün kirpik boyama malzemem yoktu. Ben var sanıyordum. O yüzden o işlemi o gün birlikte yapamamıştık. Bugün birlikte yapacağız şimdi. Ben bugün yeni bir kaş kirpik boyası aldım. Siyah renk. Benim kirpiklerim açık renk. Sarı. Tam sarı da değil böyle. Sarı kahve arası ama bayağı sarıya yakın yumuşak bir ton. Hiç belli olmuyor. Yani evet rimelliyken çok uzun uzun güzel kirpiklerim var fakat rimelsizken bu kadar belli değil. O yüzden bugün beraber kirpiklerimizi boyayacağız. Ben daha önce boyamıştım ama bu işlemi bilerek yapmadım. Yani çok bilinçli bir şekilde yapmadım. Bilinçli bir şekilde yapmadığım için de olmadı. Belki o yüzden olmadı. Belki ben beceremedim bilmiyorum. Nivelin kaş kirpik boyama setiyle kirpiklerimizi boyayacağız. Ben daha önce yapmıştım. Daha önce yaptığımda başarılı sonuç alamadım. Aslında aynı markanındı. Neden başarılı sonuç alamadım kısmına gelirsek. Ben çok yapmayı bilmiyordum. Ve ben başarılı olamadığımı düşünüyorum. Bakalım bugün sorun bende miymiş yoksa onlarda mıymış anlayacağız. Şimdi neden Nivel aldım? Kaç paraya aldım? Bunları da söyleyeyim size. 25 TL'ye aldım. Başka bir marka daha vardı. O markanın ürünü de çok ünlü. Fakat aktivatörü ve boyası ayrı ayrı satılıyor. Ve ayrı ayrı da yani bunu 25 TL'ye aldım. O iki ürün bunun 5 katı fiyata falan denk geliyordu. Yani aktive etmek için de ikisini de almanız gerekiyor. O yüzden Nivel'i denemek istedim tekrardan. Bu sefer yapabileceğimi düşünüyorum. Şimdi daha önce kullanmadıysanız önce alerji testi yapmanız gerekiyor. Daha sonrasında da yüzünüzü, daha doğrusu gözünüzün çevresini biraz kremle kremleyeceksiniz. Krem süreceksiniz ki etrafa bulaşmasın. Ben göz çevreme nemlendirici süreceğim. Ben daha önce boyadığımda gözüme kaçırmamıştım ama gözüne kaçıran arkadaşlar şunu söylüyor, çok fazla yakıyor, o yüzden dikkatli olun. Bu arada herhangi bir makyaj bulunmamakta şu anda benim yüzümde. Özellikle de gözlerimde. Bunu temizlerken de kullanma talimatında şöyle bir şey söylüyor. Makyaj temizleme sütüyle temizleyin diyor. Güzelce göz çevreme nemlendiriciyi sürdüm. Bu arada ben yanıma bir de tuvalet kağıdı aldım. Neden tuvalet kağıdı aldım? Çünkü tuvalet kağıtları diğer peçetelere göre daha yumuşak olduğu için bununla yüzümü silmek, gözlerimi silmek daha pratik olacak diye aldım. Şimdi uygulandığı zaman dilimi 10-15 dakikadır. Bu süre uzadıkça renk koyulaşacaktır. Ben de siyah kirpikler istiyorum. Yani 15 dakikadan fazla bekleyeceğiz. Süt içerisinden minik bir karıştırma kabı çıktı. Boya. Aktivatör. Karıştırma fırçası ve burada tarak var. Ama benim daha önceden kirpik lifting setinin içindeki fırçası ve şu minik aplikatörü var. Bunlarla yapacağım. Bir de kulak temizleyici aldım her ihtimale karşı. Etrafa bulaşırsa onu daha güzel silerim, daha konforlu olur diye. Bunun içerisinde başka da bir şey çıkmadı. Kullanımı var. Şimdi kullanımı söylüyor. 10-12 damla aktivatörden koyacağız. 1 santim kadar da boyadan koyacağız. Güzelce homojen olana kadar karıştıracağız. Şimdi 11-12 damla kadar damlatacağız. Hadi bakalım. 1. Görebiliyor musunuz? 2. Bence 10 damla yeterli. Aktivatöründen de 1 santim kadar koyacağım. Ağzı kapalı. Bunu da açıyorum. Hop. Hayır. Bu fışkırıyor. Sıkmadığım halde. Gördünüz. Ben bir şey yapmadım. Kendi fışkırdı resmen. Kendi karıştırma çubuğuyla güzelce karıştıracağım. Böyle bir şey oldu. İnşallah Covid değilimdir. Çünkü ben normalde böyle alerji olup gibi hapşırmam. Ama bugün sürekli bir hapşırma modundayım. Ve boğazım tıkalı. Sesim de değişik çıkıyor. Şimdi gözüme birazcık boyası az geldiği için tekrar az önce gördünüz. Kapağını deldiğim an fışkırdı. Bir santim mi değil mi tam çözemedim yani. Çıktığı kadar fazla da olmasın diye korkmuştum.
O yüzden gözüme az geldi ve 1 santimden de az olduğunu düşündüğüm için bir miktar daha boya koydum. Şimdi çok güzel bir şekilde karıştırdım. Size de göstereceğim. Bakın. Gerçekten güzel bir şekilde karıştı. Şimdi bu kirpik lifting setinin içinde bunlardan fazla vardı. Ucunu şöyle eğiyorum. Daha rahat, daha konforlu sürebileyim diye. Göz çevreme tekrar krem süreceğim. Çünkü biraz zaman geçtiği için iyice kurudu göz çevrem. Fazlalığını sıyırıyorum. Sadece ucunu aldım. Kulak çöpüyle de göz kapağımın üstüne bulaştırdım birazcık. Onu alacağım şimdi. Evet, güzelce aldım. Güzelce sürdüm. Şu an gözümde rimel var gibi neredeyse. Güzelce yedirilsin diye böyle sürüyorum şu anda. İlk başta rimel gibi sürmüştüm. Şu an yanlamasını hafiften tarıyorum. Bulaşanları yine siliyorum. Aynı işlemi öbür gözüme uygulayıp geleceğim. Şimdi her iki gözümün de üst kirpiklerine uyguladım. Siz görmediniz fakat bunu yaparken birazcık alt tarafa bulaştırdım. Daha doğrusu gözümün içine geliyordu. Kulak temizleyicisini yanıma almam çok iyi oldu. Hemen onunla aldım. Hafif sulandı ama acıma olmadı. Şimdi üst kısımlara sürme işlemi bitti. Alt kısımlara süreceğim. Sürme işlemim bitti. 15 dakika sonra görüşürüz. Bay bay. Ben geldim. 15 dakikadan fazla geçti. Neredeyse 20 dakika geçti. Ve şimdi sileceğim. Ürünün kullanma kılavuzunda diyor ki bir makyaj temizleme sütüyle temizleyin. Benim şu anda makyaj temizleme sütüm yok. Fakat makyaj temizlemek için miseler suyum var. Bununla artık kirpiklerimi sileceğim. Bilmiyorum, aslında çok umutlu değilim. Daha önce de dediğim gibi yapmıştım. Sorun bende mi, malzemelerde mi bilmiyorum demiştim ama gözde kirpikle ilgili ne zaman bir şey yapsam problem yaşıyorum. Önce sağ gözümü sürdüğüm için sağ gözümü silmeyle başlayacağım. Boya gerçekten çok kalıcı. Parmağımı görüyorsunuz, bunu bu minik kaptan oldu elim. Kenarından oldu. İlk an oldu. Elimi sildim ama çıkmadı. Tek gözümü güzelce sildim. Şimdi diğer gözümü sileceğim. Sildikten sonra görüşürüz. Kirpiklerimi sildim ve geri geldim. Şimdi ilk yorumum şu. Yüzümde de kalmış, gördünüz mü? Şimdi, kirpiklerimi sildim, yüzümü de sildim güzelce ve geldim. İlk yorumum şu. Fark etti mi? Evet, etti. Ama yani aslında beğendim. Bence güzel oldu. Ama bunu kameradan anlayabilir misiniz bilmiyorum. Çünkü şu an kesinlikle benim kendi eski kirpiklerimin renginde değil. Koyuldu. Ama 15-20 dakika beklemek yeterli mi? Hayır, değil bence. Yani en azından benim gibi kirpikleri bir hayli açık olan biriyseniz eğer kesinlikle daha fazla beklemelisiniz. Şimdi yakına gelip göstereceğim size. Bilmiyorum ne kadar görebiliyorsunuz ama eskisiyle arasında bir hayli fark var. Ama bu fark ne kadar, hani seni tatmin etti mi derseniz, hayır etmedi. Çünkü ben daha fazla kararmasını isterdim. Tapkara kirpikler isterdim. Arada dağlar, uçurumlar yok. Ama fark etti mi? Evet, fark etti. Eğer kirpikleriniz benim gibi çok açık renkliyse 15-20 dakika değil de daha fazla bekletin derim. Şu an ben fark edebiliyorum değişiklik olduğunu ama kamerada bu size ne kadar yansıyor bilmiyorum. Şimdi birkaç fotoğraf çekip onu da videoya ekleyeceğim. Umarım sizin için verimli bir video olmuş. Benden çekmemi istediğiniz videolar varsa, denememi istediğiniz ürünler varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın.